Allah subhanehu ve teala fasıklığı uzak eylesin bizden. İmanla donanalım, imanımıza fasıklık lekesini de bulaştırmayalım inşallah. Onun için ne yapacaksın? Ha, günah işlemeyeceksin. İşlemeye günaha düştüysen gizleyeceksin. Düştüysen hemen peşinden tövbe edeceksin. Bunları bu haddi muhafaza ettiğin zaman fasıklık lekesini sürmezsin imanına. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Onun için bazıları hani Tövbe edeceğim sonra bir daha işleyeceğim bu dalga. Iş... Tövbe edeceğim. imanıma fasıklık lekesini bulaştırmayacağım. Bulaştırmayacağım diye tövbe edeceğim. Yarının sahibi olacağım mı, olmayacağım mı? Belli değil. Belki bu akşam ölürüm. ölüyorum. temiz ölürüm. Ettaibu mineddem kemel ladembele. Günahından tövbe edenin günahı yok gibidir. Tertemiz ölürüm. Tertemiz. İdraklar işte yükseldikçe, yükseldikçe, yükseldikçe ne olur? İmanın verdiği zenginlikle insan bir noktada hani bazı şeyleri zaten anlaması gerekiyor. Fasıklık ona perde çekiyor, anlamıyor. Bazı noktada da iman derinleşince çok çok anlaşılmayan ilahi sırları da vakıf olma kuvvetini bulur. Yeter ki Allah'ın yolunda sağlam yürüsün. Her şeyden hikmet çıkartır. Her şeyden her şeye ibret nazarıyla bakar. Ben Kabe'yi niye tavaf ediyorum? Safa ile Merve arasında niye koşuyorum? Hikmetine bakar hepsinin. Hepsinin hikmetine bakar. Onları ruhunda yaşar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oh, mescidine gidince orada ne görüyorum? Ne görüyorum? Ne yaşıyorum? Gittik Medine-i Münevvere'ye karnımızda bir aç. <laughs> Her zamanki gibi. <laughs> ya yemeği mi beklesek? Beklemeyelim dedik. Me Me Peygamberi Zişan'a gidelim. Yemeği bir türlü yeriz. Ama bayağı da açız yani. Tabi biraz içimizde de şey de var hani zaten buraların yemeklerini yemiyoruz da var. <laughs> bir gittik Allah'ım Allah'ım ne, büy ne, büyük bir dergah. Mescid-i Nebevi. Peygamberi Zişan Mescidi. Bir sofra kurulmuş bir sofra kurulmuş. Pazartesi günü ya millet oruç tutuyor. O Daha kapıdan içeriye girer girmez ekmeği sıkıştırırlar elimize. Şeyi sıkıştırırlar elimize. Ondan sonra oturduk bir yere de birisi yoğurt getiriyor, birisi çay getiriyor. Maşallah dedim işte. Evliyayı kiramın kurmuş olduğu dergahlar var. Resul-i Ekrem'in kurmuş olduğu dergah var. Sallallahu aleyhi ve sellem her ırktan, her renkten, her dilden insan. Hepsi toplanmış, kardeşçe oturmuşlar sofrasına, iftarını edecekler. Bize kim hizmet ediyor? Afrika'dan gelmiş iki tane genç. <laughs> Afrika'dan. Bir de şekerler, bir de tatlılar maşallah. <laughs> bir de böyle hizmetli, güzel. Elhamdülillah. Yani insan, insan Resul-i Ekrem'e bin kat daha hayran oluyor. Bir dergah açmış Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. 15 asırdır devam ediyor. 15 asırdır. Herkes orada gelir namazını kılar. Eshab-ı Suffe'yi yaptı ya Resul-i Ekrem. Eshab-ı Suffe efendilerimiz ne yapıyordu? Devamlı mescitte duruyorlardı. Resul-i Ekrem'den ilim öğreniyorlardı. Allah ne gönderdiyse onu yiyorlardı. Rızık derdine düşmüyorlardı. Düşmüyorlardı. Hatta hatta Bugünkü insanların yanlış algısını kaldırmak için bunu da anlatalım. Ashab-ı bir tanesi gidiyordu abisinin evinde yemek yiyordu. Abisi de sabah akşama kadar çalışıyor, evine yemek getiriyor, kardeşi de Ashab-ı Suffe'den <laughs> ilim talep ediyor, sonra gidiyor akşamlarda abisinin kazandığını bir güzel hop götürüyor. <laughs> Zahirde gözüken bu tabii. Sonra ne oldu? Abisi geldi Resul-i e şikayet etti. Dedi ki ya Resulallah bu çalışmıyor. Ben akşama kadar çalışıyorum. Aynı bak. Sanki, yani sanki bugünkü insanların sözleri kullanma geliyor. <laughs> Sabahtan akşama kadar bu çalışmıyor. Ben çalışıyorum. Geliyor benim rızkımı yiyor. Bak böyle tabir. Dedi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba sen mi onun rızkını yiyorsun? Yoksa o mu senin rızkını yiyor dedi. resul ne dedi yani? Ne demek istedi Efendimiz? Allah Subhanahu ve Teala onun hürmetine gönderiyor sana rızkını. Onun hürmetine gönderiyor. <laughs> Tekaffalallahu ala rızkı talibil ilm. hadisi i şerif. Allah Subhanahu ve Teala herkesin rızkına kefil iken ilim talibinin rızkına ikinci defa kefil olmuştur. Ayrı. Ayrı. Sen mi dedi onun rızkını yiyorsun? O mu senin rızkını yiyor acaba diye. Buyurdu Efendimiz. Öyle rızık derdinden, dünya derdinden uzak Resul-i Ekrem'in dizinin dibinde ilmiyle ile meşgul idi onlar. Ne geliyorsa onu yiyorlardı. Resul-i Ekrem çoğu defa kendi evinde yediriyordu onları. Kendi evinde yediriyordu Efendimiz. Şimdi de elhamdülillah Dünyanın her tarafından gelmiş insanlar orada toplanmışlar. Kimisi namaz kılar, kimisi Kur'an okur, kimisi orayı temizler, kimisi başka başka işler. Allah'a şükür 15 asırdır o dergah devam ediyor. Devam ediyor muhabbetle ve içine girdiğin zaman Mescid-i Nebevi'nin kalbin huzur doluyor. Allah'a şükür. Celle Celaluhu diyorsun buraya geldim, burada oturayım, buradan çıkmayayım. <laughs>